Merhaba. Uzun süredir içerideyiz. Şimdi dışarıda ne vardı, neyden mahrum kaldık, onu bir hatırlatmak istiyorum. Gün ışığı. Yani bütün canlılar güneşe ayarlı bir biyolojiye sahipler. Pek çok kimyasal olay, hormonların olması, organların, hücrelerin görevleri, görev değişimleri vesaire gün ışığıyla çok ayarlı. Dolayısıyla şimdi biz uzun süredir evde olduğumuz için gün ışığını alabildiğimiz kadar camdan, balkondan alabiliyoruz. Ama onun dışında da gece boyunca da gün ışığı olmayan sahte ışıklarla muhatabız. Buralarda ne kaybettik acaba? Yani güneşin faydasını sadece vitamin D'ye indirgememek lazım. O da çok çok önemli. Biliyorsunuz ki hem viral savunmada hem her türlü hastalıkta vitamin D hani all cause of mortality, yani her sebepten sorun yaratmanın yarısından sorumlu. Yani yeterince vitamin D varsa bayağı bir yol yürümüş oluyorsun. Onun da temel kaynağı aslında en doğalı güneşten alınmalı. İşte kışın biraz azalıyor çünkü güneş ışınları daha az geliyor. Biz soğuk diye çok giyiniyoruz. Üstüne de evde kaldık. O yüzden vitamin D'nin desteklenmesinin öneminin altını çizmiştik. Ama orada iş vitamin D ile bitmiyor. Gerçekten hani tekrar söyleyeyim, çok 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 önemli. Ama konu güneş ışıklarında vitamin D ile bitmiyor. Güneş ışığının farklı farklı dalga boyları var. Yani bizim görebildiğimiz renkleri oluşturan dalga boyu olabildiği gibi onun üstünde aslında infrared dediğimiz bir dalga boyu da var. Mesela infrared'i biz fizik tedavide bize böyle iyileşmek için kırmızı ışıklar vardır ya, oradan bilebiliriz. Infrared dalga boyu o. O da çok önemli. Çünkü o normalde dokuda daha derine girebiliyor. Yani ultraviyole B var, C var vesaire. Onların cildin üstünden içeriye girmeleri küçük bir miktarken, küçük ne diyeyim, santimlerdeyken infrareler çok derine giriyor. 3-4 santim derine giriyor. O zaman nereye kadar gidiyor? Mesela derin dokunun içine, işte kasın içine, o yağ dokusunun içerisine, işte kan dolaşımının olduğu yerlere gidiyor. Tam olarak da aslında kan dolaşımı ile ilgili konu burada. Bizim damarlarımızın içerisinde eritrositler var ya, kırmızı kırmızı dolanıyorlar değil mi? Bunlar o infraredle araları iyi onların. Kırmızılardan aklınızda kalsın. Kırmızıdır infrared ışığı, eritrositler de kırmızıdır. Onları birbirine öyle bağlayabilirsiniz. Eritrositler kırmızı ışıktan çok memnunlar. Ne oluyor öyle olduğunda? Hem eritrositlerin akışkanlığı artıyor. Daha çok vücudun içerisinde daha kılcal damarlara kadar daha rahat akabilir hale geliyorlar. Yapışkanlıkları azalıyor. Hem de damarların çeperinde güneş ışığına bağlı olarak nitrik oksit oluşuyor. Nitrik oksitin bahsini pek çok kere geçiriyorum. Konumuz şu nitrik oksitte. Şimdi virüsle savaşan nitrik oksit işi bir başka, ama başka başka nitrik oksitler var. Bu da damarda dolaşanı, damarın kenarında olanı. Damarın çeperinden çıkan güneşe bağlı nitrik oksit damarları gevşetiyor. Çünkü zaten o bir damar gevşetici sinyal. O zaman biz mesela güneşin altına yattığımızda böyle bir tansiyonumuz gevşiyor, bir böyle ne diyeyim, bir huşu hal geliyor ya, işte o azaltılmış damar basıncından, damarın gevşemesinden bütün vücutta oksijenin ve kanın daha fazla dolaşması ile ilgili bir şey. Dolayısıyla nitrik oksit faydası da var güneşin. Endorfinler açısından da önemli. Endorfin de cildin üstündeki, diyelim ciltteki mutluluk reseptörleri gibi olsun. Mutluluk iyi hissettiriyor. Hormonları, reseptörleri olsun. Mesela masaj, güzel bir okşanma falan, hani endorfin duygumuzu arttırıyor vesaire. Güneş ciltte bunu da yapıyor. Yani gene güneşe yayıldığımız zaman hissettiğimiz huşu halinde bize verdiği o endorfinlerin de miktarı var. Aynı şekilde güneş esasında bu lenfositlerin hareketlerini de arttırıyor. Daha canlı yapıyor onları. T lenfositlerini, daha çok virüsle de uğraşan onlar, daha çok hedefe gidebilir, daha çok virüsü öldürebilir yapıyor. Dolayısıyla bağışıklıkla da ilgisi var T lenfositleri üzerinden. Temel olarak diğer başka hani büyük resimdeki konusu ise, saatine bağlı olarak biz gözden gün ışığını aldığımızda gene bütün vücudumuzdaki hormon sistemini de regüle ettiğimiz için sabahtan başlayarak göze gelen gün ışığı gün boyunca hangi hormonun hangi saatte salınması gerektiğini belirlediği için
sabah aldığımız erken güneşle mesela geceki uyku hormonumuzun saatini belirlemiş oluyoruz. Ki uyku hormonu da ne kadar kıymetli, çok yüksek antioksidan ve her şekilde bizi bağışıklığımızı koruyan bir hormon. Mesela uyuma sorunumuz varsa demek ki aslında geceki sorundan çok sabah erken kalkıp gün ışığıyla temasımızın olmadığı içindir. Yani bu uyku uyanıklık sorunumuz o yüzden özellikle bu içeride kaldığımız dönemde çok zarar gördüm. İçeride kalmak ışıkla alakalı olduğu kadar tabii toprak ve doğayla da alakalı. Çok elektrik yüklendik. Hani böyle AVM'de basarsın birbirini çarpar ya o elektromanyetik alanda. Onun evde olanını düşünün. Topraklanamıyoruz. Yani biz de diğer hayvanlar ve canlılar gibi toprağa basmak, topraklanmalıyız. O yüzden hani zaten normal hayatta ayakkabı giyerek ve doğada çok olmayarak topraklanmazken bu kadar zamandır evin içinde olduğumuz için iyice bir olumsuz elektrik yüklenmiş olabiliriz. Şimdi bu söylediklerimden neler yapacağız? Benzer şeyler. Kapının önüne çık, biraz güneş al, balkonu aç, cildine güneş değsin, işte toprağa bas, ağaca sarıl falan gibi değil mi? Ya bunları yapmak durumundayız. Ne yapılabilir ev tipi? Mesela Epsom tuzları var, Epsom salt, magnezyum sulfat. Onların olduğu bir şeye ayaklarımızı sokabiliriz. Mesela ben insanlar biliyor daha önce takip etmişlerdi. Evin topraklanma fişininden böyle bakır bir kablo çekip onu ayaklarıma sarmıştım ki topraklanacağım diye. Siz de mesela yine içinde bakır oluyor ya o elektrik kabloların. Onu biraz kesip ucunu açıp eski tip radyatörünüz varsa metal ona sarıp onu da işte ayak bileğinize, el bileğinize sararak biraz ev içinde topraklanabilirsiniz. Hani işe yarar önerilerdir aslında bunlar dışarıya çıkamadığında. Tabii en doğrusu dışarıya çıkmak. Bu videonun amacı şu aslında. Hem 65 yaş üzeri içeride kalanlar hem biz ürküyoruz, içeride çok kalıyoruz falan ama hatırlatmak istiyorum. Yani gün ışığı çok kıymetli, güneş ışığı çok kıymetli ve bunun abartılı ve yani saatlerce olması gerekmiyor. Ama gün içerisinde mutlaka kapının önü, cam, balkon veya maskeyle hani ne yapabiliyorsak emniyetli, o emniyeti, o mesafeyi bozmadan gözümüze güneş ışığı gelmeli. Güneş gözlüğü ve gözlüğümüz olmamalı. Cildimize güneş ışığı gelmeli. Damarlarımıza güneş ışığı gelmeli. Bunların hepsi önemli. Çünkü biz akıllıyız, insan canlısıyız falan ama bu eve girerek ve çok elektroniklerle ve çok teknolojiyle muhatap olarak ufaktan bir akıl kaybı yaşadık, öyle söyleyeyim. Özümüz şeyin içi, ne diyeyim, ışık ve dünyanın ritmi, doğanın içi. Teknolojiler bize bu doğada olduğumuz hali evin içinde sağlayana kadar bizim kendimizi backuplayarak gitmemiz lazım. Onun için önerim mutlaka günde 20 dakikada olsa çıplak gözle güneşin altında cildimize değecek şekilde camdan, balkondan bir yerden muhakkak ufak bir temas yapmalıyız. Özellikle de evdeki büyükleri de bu şekilde güneşe çıkarmamız gerekiyor. Güneş her bakımdan büyük umudumuz bu konuda da. Yani o yüzden evde olmanın, bizi korumanın ötesinde, belki de korumayla korumama arasında bir yerde olduğumuzu söyleyeyim. O yüzden bir 20 dakika, bir saat kendimizi koruyarak gün ışığında olmanın öneminin altını tekrar çizmek için bu videoyu yaptım.